gazetecilerden çektiğin. Ne yapsam yaranamıyorum. Öyle efendim. Yine bugünkü gazetelerde bir sürü Asparagas haber var. Yapma. Yine mi? Kafayı yiyeceğim artık. Neyse oku bakalım. Birinci gazete. Bakan rüşvet verdiğim. Ne rüşveti? Yahut ne rüşveti anlamıyorum ki. Bakın efendim. Ben normal bir vatandaş gibi davranmaya çalışıyorum. Evet evet gerçekten de öyle. Bakın anlatayım. Geçen pazar sabahı ayağımda terliklerle bizim villanın öte yanındaki markete kahvaltılık almaya gittim. Alışverişimi yaptım. Sıra kasaya para ödemeye geldi. Çıkardım ne kadar tuttuysa ödedim. Hah! İşte gazetelerin rüşvet dediği olay da bu. Neymiş efendim? Bakan dediğim para ödemezmiş. Lafı güzel. Ne yani ben boşuna mı alıyorum devletten bu parayı? İkinci gazete. Bakan rüşvet aldı. Rüşvet aldı dedikleri olayla benim kasiyerden aldığım paramın üstü. Neyse sinirlenmeyeceğim. Oku bakalım. Üçüncü gazete. Bakanın adamları market bastı. Yo yo bu kadarı da fazla artık ama. Neymiş efendim? Bakan adamı market basmışmış. Bakın efendim. Ben marketten çıktıktan sonra bir takım insan marketi basıp sen nasıl bakan beyden para alırsın diye bir güzel dönmüşler zavallıyı. Kendi yaptıkları suçu da benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Şey, efendim, parayı bana geri verdiler size vermek için. İstemem kızım, istemem. İhtiyacı olan kardeşlere veririz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ne ederlerse etsinler, asla pes etmeyeceğim. Direneceğim. Namuslu olmak ne zor işmiş. Efendim, bu da son gazetemiz. Evet. Ne oldu kızım, korktun mu? Ay nasıl bir yemeliş? Markedenizin bir gözünün nasıl olduğunu yazmışlar. Yo yo bu kadarı da fazla artık ama. Her şeye laf söyleyebilirler ama benim minnoşuma. Kimse laf söyleyemez. Bakın efendim minnoş benim geçen sene aldığım kedi. Yanlış söyledim. Aldım dedim. Ben yanlış söyledim. Siz yanlış yapmayın. Almayın. Sahiplenin. Şimdi bir gün bir minnoşla... Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Deminden beri kiminle konuşuyorsunuz? İnsanlarımla. Halkımla. İnsanlarla mı? İyi de bu odada siz ve benden başka kimse yok ki. Nasıl olmaz? Görmüyor musun bize nasıl bakıyorlar? Efendim bakıyorum bakıyorum ama büronun duvarları dışında bir şey yok ki. Aa sen bakmayı bilmiyorsun ama. Soruyu efendim. Görüyorsunuz ya efendim. Sistem halkı görmezden gelmek üzere ayarlanmış. Neyse biz işimize bakalım. Bakalım efendim. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Kızım not defterini tutan sensin. İyi de şu an susutuyorsunuz efendim. Hadi sayın bakanım. Kaça kadar? Anlamadım. Sayın bakanım dedim ya. Çok şakacısınız efendim. Yapalım bilirsin böyle şey. Neyse neyse. Şimdi o kadar insan önünde ayıp oluyor. Hem sonra ne derler? Koskoca bakan espri yapıyor derler. La. Neyse. Şey efendim, şu gazetelerin yazdıklarına bir çözüm bulmamız lazım. Doğru. Ne yapsak da kurtulsak şu sorundan? Ne yapsak da kurtulsak? Sayın bakanım. Kaça kadar? Neyse kızım mesela. Sen niçin gelmişsin? Gazetelerinizi getirdim efendim. Yapma. Yine mi? Oku bakalım. Koskoca bakan espri yapıyor. Oha! Aa, şaka yaptım sayın bakanım. Gelirken duydum da bir tane de ben şey yapmadım. Aşk ve cinsellik falanız diyor sayın bakanım. Sizin burcunuz neydi? İkizler. Ne burcu? Neysen abla sen, ben bakan var burada. Aa baksana herkes bize bakıyor canım. Gene bakıyorum. Vallahi kimse yok abla. Sen bakmayı bilmiyorsun. Doğru, haklısın. Sana bir şey soracağım. Sor. Bu bakan biraz saf gibi geldi gözüme. Bak hafız, seni tanırım. Yüzün olsun ama söylediklerini biri duyarsa içimizde işten atılırız. Aman aman. Ondan sonra gelirimize de pas olarak da ben deriz. Ama olsun be abla. Ben alıştım bu gibi adamların altında pas gibi yazayım ben. Haklısın ama bu adam öyle değil. Çok namuslu ve dürüst bir insan. Ha? O zaman çok kalmaz burada. Ben sanki...
paspas olduğumuzda gibi. Niye ki? Hani bakan ya. Babası paspas olmuş da efendim onu seviyorum. Geçmiş olsun. Yapabileceğiniz bir şey varsa lütfen. Yok, teşekkür ederim Sayın Bakanım. Doktorlar gereken ilgi alakayı gösteriyor. Haklısın. Neyse okumaya devam et bakalım. Ünlü büyücü Cicero her derde deva. Ana! Bu büyücü hakikaten büyü yapıyor. Ben de yapmayı düşünürüm valla. Bizim büyük oğlan gene kumara başladı boyut posu derdimecesine. İyice ne büyü yapıyormuş. Aslında anam da derdi zaten hep. Büyü yaparsın. Buldum galiba. Sayın Bakanım. Ya ben sana bir şey soracağım. Bu duvarda hakikaten insanlar mı var yoksa Bakan Bey? Saçmalama Hafız, burada da kimse yok ki. Ben de onu diyorum valla işte. Bakanın Van kedisinin gözleri. Millet işsizlikten kırılıyor. Her gün bir intihar vakası. Ama yok. Mühim olan bakan ve Van kedisi. Çıkmışım. Ünlü büyücü Cicero. Her derde deva. Şu çenedeki gamzenin güzelliğine. Şu burnun yüzle kuru. Malaya itara komantusa atara. Ne bir iş yapıyorsunuz acaba? Dünyanın kaderine bakın. Dünyanın kaderine mi? Evet, dünyanın kaderine. Madem ki dünyanın kaderine bakıyorsunuz, o zaman size bir sualim olacak. Dünyanın gelecekteki sahibi hangi ülke olacak? Dünya bizim ülkemizde.
sana işim düştü. Buraya ne için geldin biliyor musun? Medya. Evet medya. Bir türlü peşimi bırakmıyorlar. İyi bakamıyorsun demek onlara. Bana bak cadı. Ya sorunuma bir çare bulursun ya da seni bu ülkeden sürdürürüm. Hem sürdürürüm hem de süründürürüm. Yaparım bilirsin. Dikkat et bakan. Çarpılacaksın. Vay karşı tehdit ha. Beni bir çarpsana. Çarp çarp. Ne tehdidi canım? Orada açık elektrik teli vardı da. Ama, onu söyleyecektim. Açık elektrik teli. Ama ne komik. Hem beni yutturuyorsun sen. Seni bu medya kabusundan kurtaracak bir yol biliyorum. Bir yol mu? Evet. Yeni bir büyük. Sana öyle bir yetenek vereceğim ki herkes sana hayran olacak. Hatta belki Cumhurbaşkanı bile olabilirsin. İster misin? Evet. Hazır mısın? İçimde hissediyorum. Şeyler oldu. Hemen bütün medya mensuplarına haber ver. Pazar günü büyük iskelenin orada. Onlara büyük bir sürprizim olacak. Sürpriz? Evet. Ne diyeceğim onlara? Onlara de ki, bakan bey denizin üstünde yürüyecekmiş. Bakan bugün ne yapacak? Bakan denizde mi? Bakan ne sorun bu ya? Bakan bizim bakan. Evet bir zaman vermiş. Bakan olmasın. Oha! Bakan. Müthişsiniz efendim. Evet. Çok iyi. Sayın Bakanım, gazeteleriniz getirdim.